Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Merhaba sevgili kankalarım. Yes! Buna hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili değerli, sevgili değerli izleyici konuklar. Evet, bugün sizlerle birlikte hayat inancın sorulara yanıt vermiş olduğu Bekir'in devrinin sorular sormuş olduğu evet bu değerli eserinin fabrika ayarının tam 5. Yes! Seni bölümünde karşınızdayız. Hemşehrim. Evet. Başlıyoruz. Evet. Herkes ölür ama herkes yaşamaz. Yaşamak buna bağlıdır işte. Noksanını görmeye, onu ihmal etmek için çalışmaya, ileri benzemeye gayretine denir yaşamak. Evet. Sevgiliye bulunan sıfatın benzerini başkasında gören onu da sever. Benzemek önemlidir. İleri de ancak bu şekilde bulabiliriz. Önce sevgiliyi tanımalı. Bilmeliyiz. Öyleyse biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaşayış biçimi, ahlak ve ibadet bağlamında benzediğimiz sürece kurtulacağız. Bekir Develi söyledi. Ve hayatı inan şu şekilde yanı seviyor. Tabi ona benzediğimiz için Allah bizi sevecek. Evet. Bekir Develi soru yöneltiyor. Mükemmel bir soru. Peki sevindiğinde nasıldı? Üzüldüğünde nasıldı? Cihad ederken nasıldı? Varlıkta nasıldı? Yoklukta nasıldı? Bilmediğimiz birine nasıl benzeyebilir? Hocam dedi ve hayat inanç muazzam bir cevap veriyor. İşte siyer öğrenmek bunun için önemli. Çok atladığımız bir konu bu. Hem siyer hem ashab-ı kiram hazeratın hayatı. O detayları ne kadar öğrenirse insan o kadar da öykünür, imrenir, benzer ve böylece kazanır. Tanımadan benzeyemezsiniz yani. O yüzden bizde menakıbnameler çok önemli. Bir kaynak teşkil eder. Bunu hafife alanlar da oluyor ama iyi yapmıyorlar aslında. Yani case study eğitimindeki örnek olay meseledir bu. Görüyorsunuz böyle bir olay olmuş ve bu zat orada şöyle bir tercihte bulunmuş ki hakikaten zor ya, ben bunu yapamazdım filan diyorsunuz. Bakıyorsunuz Hazreti gelmişsinin baktığı haber veriliyor. Hazret kalbine bakıp bir üzüntü olmadığını görünce elhamdülillah diyor. Sonra gemisinin selametle geldiği ve milyon dolarlarca kar elde edildiği bilgisi gelince yine kalbine bakıp bu sefer de sevinç görmeyince elhamdülillah diyor. Sonra bunu izah ediyor. Ben iki haberde de ne ölünün haline geldiğine ne de gittiğine baktım. Benim baktığım şey kalbinde sevinç var mı, üzüntü var mı? Buydu. Olmadığını gördüm. Hamd ettim. Dünyaya ilişkisini bu seviyede kuran bir insanın varlığı diğer insanlara örnek olmaz mı? Güzel model olmaz mı? Biraz iyiye doğru yaklaşır yani insan. Allah dostlarından biri bizim mahallede bir yangın çıkmıştı diyor ve devam ediyor. Baktım yanan ev benimki zannettim. Telaş ettim. Olmadığını anlayınca hamdolsun. Elhamdülillah. 30 senedir bunun için tövbe ediyor. Örnek alabilmek ve benzeyebilmek için biraz da tanımak lazım tabii. Siyer onun için önemli. Ruhu tanıdıktan sonra onu beslemek ve geliştirmek için ne yapılmalı? Bir, namaz. Çünkü ruhun gıdasıdır. Namaz ruhun gıdası. İki, vermek. Çünkü ruhun diğer gıdasıdır. Verdikçe alışkanlık haline de gelir. Yani ilgiye de alışır insan. Biraz zor da olsa alışır. İnsan böyledir. Ünlüs, alışkanlık. Bekir Develi ünsiyet dedi ve hayat inanç ünsiyet kesbeder. İnsanın fıtratı o. İşte o yoğun gayret, ısrar, kapıyı çalmaz, semersiz kalmaz. Neticede kavuşulur zaten gündemi bu olan, derdi bu olan, kafaya takan bir insan kavuşacaktır da ondan kafaya.
ondan kafa yapar. Allah vermek istemese, istemek vermez. Yani. Dedi ve Metin de Veli, demek ki Allah'ın sendeki bu dertten bir muradı var. Hayat inanç, muradı var ki o derdi veriyor. Sana müjdedir aslında. Yanıp yıkılmak, kavuşmanın habercisidir. Ne güzel misal vermişler değil mi? Maddiyatta senden geride olana, maneviyatta senden ileri olana bak. Bir de şükrünü atar. Kuluğun aşk. Gerçekten yaşamaya başlar. Herkes gibi ama herkes yaşamaz. Yaşama şuna bağlıdır işte. Noksanını görmeye, onu ikmal etmek için çalışmaya, iyilere benzemeye gayretine denir yaşama. Bu da vermek de olur. Başkalarını düşünebilmek de olur. Diğer gram olmak da olur. Kimsenin derdiyle dertlenmiyorsan insan sayılmazsın diyor şair. Dedi ve Bekir Develi çok şahane bir soru yöneldi. Hocam burada medyanın izlediğimiz ve okuduğumuz şeylerin de önemli söz konusu. Bir televizyon kanalı yapıyordu böyle enteresan ünlüler, fantastik hadiseler geliyordu insanların başına. Mesela adam cebindeki son parayı yoldaki bir fakire veriyor. Sonra balık ilk tutmaya gittiğinde balığın karnından tam altın çıkıyor. Şimdi bu İslam değil. Yani İslam bir dünya saadeti vaat etmez. Sen çok iyi, çok hayırsever bir Müslüman olabilirsin ama hayatının sonuna kadar tabiri caizse çile çekebilir, sürünebilirsin de. Eğer bu dünya iyi insanlara, iyi olanlara, iyi ruhlara, iyi gönüllülere mutluluk veren bir yer olsaydı, yaratılmışlar içinde mutluluğu en çok hak eden Efendimiz'di. Sallallahu aleyhi ve sellem'di. Halbuki en çok acı çeken oydu. Ona bunu yapan dünya bize ne yapmaz? Değil mi? Bu algıyı doğru oturtmak lazım. Evet, hayat-ı inançtan yanıt geliyor. Peşin, dinlevi bir karşılık bekliyor. Olmak işi saptırmak oluyor. Sizin bir vasfiniz vardı buna dair. Üç şey olmazsa kendinle şüphelen. Zillet, kıllet, illet. Sizin bir bahsiniz vardı buna dair. Üç şey olmazsa kendinden şüphelen. Zillet, kıllet, illet. Onu hatırlamanın tam yeri sanki. Dediği Bekir Develi ve hayat inanç. Hastalık, fakirlik ve itibarsızlık. Kıbrı geçti, üçü de uğramadı. Keyfin yerinde, hasta değilsin. Fakirlik yok, sana hep selam veriliyor. Saygı büyülüyor ve 40 gün 40 gece bu haldesin. Böyle devam et. Sen o zaman kork. Çünkü gözden çıkartmana böyle yap. Allah göstermesin yani insanın etiği olur. Derdü bela kemendi mahbubdur der eskiler. Dert ve bela sevilenleri çekmek için atılan bir kemendir. Gül habercisinin diken olduğunu unutmamak lazım. Cenab-ı Hak gül bahşedeceği zaman diken şöyle bir yoklar. İmtihandır o anda ne yapacaksın? Nasıl davranacaksın? Bir imtihandan geçersin. Şair hüzünlü şöyle der. Bela zımnında rahat olduğun izhar eder halka. Felek bir hüde ağrı kuş kendi gülü ver yeter vermez. Belanın sana gönlümetin ambalaj olduğunu şuradan anlamazsın. İşte gözüne hoş gelmeyen kesip yapmak lazım bunu diye ters baktığın çalıyı düşün. Kasım ayında öyle görürsün. Yakmak lazım bunu diye ters baktığın çalı. Kasım ayında öyle görürsün çünkü sabret. Ve anlarsın ki gözüne bakan o dikenler aslında. Gülün haber. Bela böyle bir şey. Sabret, bekle, acele et. Sabret. Emin olan sana gelecek. Bu dünya iyilerle kötüler, acılarla tatlıların karıştığı bir yer. Varlıkları böyle.
Yani onun için adedini keşfici olmamak lazım. Biraz sabırlı olmak lazım. Belamız saygısız faydalarından biri bu ise. Ya, hak ettiğimiz ahiret cezasını dünyada hafifle. Fazladır. Ki öyle kazançlı öyle büyük bir işti. Hayatım yanlış. Cevabını verdi ve Bekir de böyle Şükrü Vesile be. Şükrü Vesile tabi. Halıyı döven adamı görünce adam halıya kızmıyor. Zannetme diyor. Hazreti Mevlana tozunu silkeliyor cennete sevdi. Ama o halıyı sen temizlersen tövbe deterjanıyla sofaya gerek kalmaz. Bela onun için gelmiş. İhtiyaç kalmaz yani. Yani bela bir hatırlatıcıdır. Gözünün yaşamasına Allah ilahe güzelliğine, dostluk kaderine girmesine, özür dileme, istiğfar tövbe. Bunlar Allah ile dostluk kaderinedir. O kadar güzel bir şey. Bütün yiyeceğini, bütün ihtiyacını, istediği devesini sözde kaybolduğunu gören bir adam bir müddet uyuyup saman yakını bir tespitten ve kuyruktan dudakları parça parça olduktan sonra artık evini beklediği sırada devesini birden kuyrukta nasıl sevdi? İşte kul tövbe edince Allah o adamdan fazla sevdi. Yahu Allah senin tövbene kuruluyor ya, gel artık bunu anla. Sana nasıl bir aşkı var, nasıl koruyor, seviyorsun diye anla, seviyorsun. Senin bir yanlış yapma, onun bir şeyi eksilmez olan sana olur. Allah, onun bir şeyi eksilmez olan sana olur. Allah senin, Allah sen dostun tazeledin diye sevinir. Ya tövbenizi bozarsa hocam, dedi. Tekrar söyle, ölene kadar o fırsat bitmez. Fırsat ancak son nefesi ziyaret kimse etmez. Ondan önce kaç kere bozarsan boz demiyorum ama boz diyorsan. Bekir de veli ama en azından bu dertle yaşa. Bu dertle yaşa tabii dostu gücendirdin. Yahu bir evlat babasını gücendir, sonra affedildiğini bilmeyi ne kadar ister değil mi ya? Geçen Diyanet TV'deki programımızda Ömer Demirbağ hocam anlattı. Biraz haylaz, hafif Elazığ şah. İşte dedem uzaktan sert bakarsa bana gel demezse taşını çatarsa anlardım ki bana kızmış. 1-2 saat sonra bir şey olurdu neyse derdi. Giderdi yine otururdu. İşte o neyse affedildi. Allah'ın kuluna böyle bir gün olmayı. Kabahatim var tamam ama neyse. Bizden istenen bu kulluk, adil idrak, adilliğini anlamak gerekiyordu. Gerek ibadette, gerek günahlarda sonradaki sonrasındaki tövbeyle. Bu farkındalığa erişmek, hata olduğumuzun, eksik olduğumuzun farkına varmak ve her şeyi yaptığımız hatalı dönemi. Cenab-ı Allah'tan af ve marifet dilerim. Hayat inanç. Evet. Ben cahillik ettim. Ben acizim. Sen Allah'sın. Sen kadir mutlaksın. Beni affet. Kadir gecesinde duayı nasıl edeyim diye soran Hazreti Ayşe'ye. Cevabına şöyle diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi, sen affedeceksin. Affetmeyi seversin, beni affet. Yani affetmeyi sevdiğine göre. Ey Allah, affedeceksin. İşte o benim, buradayım. Bekir de dedi ve işte o benim. Beni affet, bu kadar basit. Dedim ya, gayet basit, gayet yalın. Türkten cümlelerle Allah'ın ve inniyeti affıcım, kerimün, tahappülü, affe ve vaftu anni. Her daim o hal içinde olmaz, günahlar işte sağda. Hayatından ve Bekir Develi. O zaman burayı şöyle toparlayalım mı hocam? Bedenden ibaret değiliz. Bir de ruhumuz var. Sadece harflara değil de bir de soflara var. Bu ruhu beslemek için ne yapmalıyız? Önce namaz kılacağız. Namazdan evvel belki tövbe edeceğiz. Samimi tövbe edeceğiz. Bir daha düşürsek, bir daha düşersek, bir daha düşersek, bir daha vaktiyle arif edelim. Şeytanın kancaları güçlüdür. Şeytan senden zekidir. Onu vartalarına düşmeden sen görevine bakacaksın. Affedildim mi, affedilmedim mi?
Bu senin derdin değil. Bırak. Allah seni affeder. Sen kurduk performansını yerine getir. Dolayısıyla özünle şunu mu diyelim? Bu muhabbeti bu sayfaya kadar okuyan kardeşlerimiz eğer bir başlangıç yapacaklarsa önce samimi tövbe etsinler, sonra namaza başlasınlar. Diyor ve peki de öyle geliyor. Hayat inanç. Evet, acilen hassasiyet özenerek sonra da vermek için tam. Dedim. Götür de öyle. Şahane bir soru. Daha sonrası kendinden geliyor. Allah bir yol açar diyor. Bir yol açar evvel Allah. Bekir Develi'den, evet, muazzam yine. Ben arıyorum, bulamıyorum da. Kafamız karışıyor da. Kimim ne oldu, belli değil. Hangi? Emin değilim de, hangi eser okumam? Emin değilim de. Dedi ve, evet.